A Spor. Gençler Birliği 0-2 Galatasaray, maç sonucu özet. Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray Gençler Birliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençler Birliği'ni 2-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılıların golünü 44. dakikada Halil Dervişoğlu ve 53. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 75 yaparken, Gençler Birliği 35 puanda kaldı. Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı evinde konuk edecek. Başkent ekibi Gençler Birliği ise Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Maçtan dakikalar. 6 Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı. Genç oyuncu, iki oyuncuyu oyundan düşüren çalımın ardından şutunu çekti ancak top kornere çıktı. 12 Getson Fernandes'in şutu Nordfedit kaldı. 21 Şener'in sağ çizgiden ceza sahasına ortasında Babel'in kafa vuruşu out'a çıkıyor. 29 Emre Akbaba'nın ayak içiyle köşeye gönderdiği top, az farklı out'a çıktı. 38 Galatasaray'da Gerson Fernandes, sarı kart gördü. 44 gol, ceza sahası dışında topla buluşan Halil şık bir hareketle topu önüne aldı ve sol köşeye düzgün bir şutla Galatasaray forması altında ilk golüne imza attı. 49 Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun şutunda ikinci gole yaklaştı. Kaleci Nordfeld, son anda çıkardı. 53 gol. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun indirdiği topta Emre Akbaba topu filelere gönderdi. 65 Galatasaray'ın Emre Akbaba ile bulduğu üçüncü gol var incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. 75. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunda Markao kafayı vurdu kaleci Nordfeld son anda topu çıkardı. 85. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Falcao, uygun durumda vurdu, meşin yuvarlak az farklı auta gitti. 90 artı 1 de Arda'nın pasında Saraççı sol dip çizgiden ortasını yaptı, Kerem kafayı vurdu top üstten dışarı çıktı. Karşılaşmadan Galatasaray 2-0 galip ayrıldı. Ajans Spor Galatasaray'da Fatih Terim, Beşiktaş derbisi ve Gençler Birliği maçını konuştu. Ajans Spor Haber. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 39. haftasında 2-0 galip döndükleri Gençler Birliği deplasmanının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş maçı hakkında da konuştu ve derbide kazanamazsak geçeriz kenara, Beşiktaş'a alkışlarız dedi. Gol biraz gecikti, devreye 1-0 girmek önemliydi. Maçta golün geciktiğini ancak galip gelmenin çok önemli olduğunu belirten Terim, oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını söyledi ve oyun genel olarak bizim kontrolümüz altında geçti. Oyunu domine etmede doğru pozisyon aldık. Gol için en iyi pozisyonu aradık. Gol biraz gecikti, devreye 1-0 girmek önemliydi. Daha farklı olabilirdi. Artık son 3 maç kaldı şeklinde konuştu. Halil Dervişoğlu, Galatasaray'daki ilk golünü başkentte attı. Muhteşem Siftah. Vardaki biraz top oynamış olsa gol olduğunu görürdü. Galatasaray'ın elle oynama nedeniyle Varda iptal edilen golüne de değinen terim, 3. gol neden verilmedi anlamadım. Vardaki kişi biraz top oynamış olsa onun gol olduğunu görürdü diye konuştu. Bizim de vazgeçmeme gibi bir huyumuz var. Gençler Birliği'nin de düşme tehlikesindeki bir takım olduğunu hatırlatan Galatasaray Teknik Direktörü, Gençler Birliği'nin düşme korkusu var. Bizim de vazgeçmeme gibi bir huyumuz var. Kalemizde fazla pozisyon vermeden maçı bitirmek de önemli dedi. Terim'den Beşiktaş derbisi değerlendirmesi. Açıklamasının sonunda Galatasaray'ın gelecek hafta oynayacağı Beşiktaş derbisini değerlendiren Terim, üzerinde fazla matematik yapılmaması gereken bir maç. Yenmemiz halinde devam ediyoruz. Aksi takdirde %1 bile ümidin kalmayacağı bir maç olacak ifadelerini kullandı. Beşiktaş'a alkışlar ve tebrik ederek uğurlarız. Derbide galip gelememeleri halinde Beşiktaş'a alkışlar ve tebrik ederek uğurlarız diyen Terim, şu ifadelerle sözlerine noktayı koydu. Derbide kazanamazsak geçeriz kenara, oyuncularımızla Beşiktaş'a alkışlarız. Tebrik eder, öyle uğurlarız. Öbür türlüsünde de devam eder. Kazanma halinde olay ümit olarak öbür haftalara sarkabilir. Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray ve Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Türk Telekom Stadında karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Fanatik. Galatasaray'da altın yetenek. Halil Dervişoğlu. Spor Toto Süper Lig'de 39. hafta mücadelesinde dün akşam Gençler Birliği'ne konuk olan Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla devirmeyi başardı. Eryaman stadında oynanan karşılaşmada 44. dakikada Halil Dervişoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçen Sarı Kırmızılılarda 53'te Emre Akbaba sonucu belirleyen sayıyı kaydetti. Ara transfer döneminde İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'dan kiralanan Halil, Gençler Birliği'ne attığı golle Cimbom'daki ilk sayısını üretti. 9. mücadelesinde attı. Teknik direktör Fatih Terim'in tercihi sonrasında Radamel Falco ve Mustafa Muhammed kadroda olmasına rağmen Ankara ekibi karşısındaki oyuna ilk 11'de başlayan Halil, kendisine verilen bu şansı attığı golle iyi değerlendirdi. 21 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de başladığı mücadelede 77. dakikada yerini Radamel Falco'ya bıraktı. Halil Dervişoğlu, Galatasaray formasıyla çıktığı 9. maçında attığı golle sezonun unutulmaz isimleri arasına da girmeyi başardı. Halil, dün akşam kaydettiği sayıyla bu sezon sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu. Yetenekli futbolcu, 21 yaş 145 günle bu ünvanı aldı. Spor X. Spor yazarlarından Gençler Birliği Galatasaray maçı değerlendirmesi. Gençler Birliği Galatasaray yorumları. Spor yazarları, Galatasaray'ın Gençler Birliği'ni deplasmanda 2-0 yendiği maçı yorumladı yazar görüşlerinin tamamını paragraf sonunda ismi verilen gazeteleri satın alarak okuyabilirsiniz. Şampiyonluk şansı mucize. Levent Tüzemen, Fatih Terim, Halil de ısrar ederek doğru yapıyor. Genç, yetenekli, çalım becerisi çok fazla olan Halil'in tek eksiği içine kapanık olması, sürekli konuşmaması. Ama Halil kilidi açan golcü oldu, yumuşak ayak bilekleri ile önüne aldığı topta sol ayağı ile köşeye golcü vuruşu yaptı. Emre Akbaba'nın çalışkanlığı, Marco'nun riske girmeden oynaması, Donk'un dikkatini savunmaya vermesi Galatasaray'ın doğrularıydı. Şener'in orta becerisini maalesef Ömer Bayram soldan katıldığı ataklarda gösteremedi. Emre Akbaba'nın attığı golde vuruş tekniği mükemmeldi. Galatasaray'ın şampiyonluk şansı mucizelere kaldı. Beşiktaş'ın hatayı farklı yenmesi Galatasaray'ı ilk önce ikinciliği kovalayacak duruma getirdi. Fakat Galatasaraylı oyuncuların sezon finali Beşiktaş'a karşı gerçekleşecek. Terim'in Onyekuru'yu Beşiktaş maçına hazırlaması lazım. Kapanan takımları açabilmek için Onyekuru'ya ihtiyaç var. Ayrıca dripling yapabilen oyuncu Galatasaray'da yok. Herkes ayağa pas yapıyor, araya oynamaya çalışıyor ama toplada rakip sahaya hızlı gitmek gerekir. Beşiktaş önünde Onyekuru bu özelliğiyle ön plana çıkabilir, sabah. Zirve yarışından kopmuyor. Osman Şenir, Galatasaray iyi de oynasa, kötü de oynasa zirve yarışından kopmuyor. Gençler Birliği karşısında da neredeyse kalesinde hiç gol tehlikesi görmeden rahat bir galibiyet aldı. Halil Dervişoğlu çok başarılı bir maç çıkardı, bir gol attı, bir tane de attırdı. Tam bir takım oyuncusu. Fiziği mükemmel, defansla resmen savaşıyor ve ayakta kalıyor. Bu şekilde devam ederse büyük bir ihtimalle Şenol Güneş kendisini milli takım kadrosuna alır. Emre Akbaba uzun süredir sakattı. Sakatlığını atlattı, şans bulduğu maçlarda da pek başarılı olamadı. Ama geçen hafta Konya Spor karşısında galibiyet golünü attı. Dün gece hücumda yine çok etkili ve istekliydi. Golünü de attı ve rakibi oldukça hırpaladı. Ryan Babel deyince arada bir de kızıyoruz ama hiç inkar etmeyelim. Hollandalı oyuncu sahada çok akıllı işler yapıyor, takımına da büyük katkı veriyor. Sevabı ve günahıyla ligin bitmesine 3 hafta kaldı. Yeni transfer sezonunda bunlar Terim tarafından mutlaka göz önüne alınacak. Her şeyden önemlisi Galatasaray'ın geleceği için Halil ve Mustafa'nın bonservisi mutlaka alınmalı. Milliyet. Umut fakirin ekmeği. Şansal büyük A Galatasaraylı futbolcular için oynaması sıkıntılı ve zor bir maçtı. Şampiyonluk deseniz ufuk çizgisi kadar uzakta. Yetişmek için çalıştığın lider Beşiktaş, bir akşam önce futbol gösterisi yapıp 7 golle maçını kazandı, bu koşullarda havaya girmek, motive olmak, coşkuyu yakalamak gerçekten kolay değil, bu Emre Akbaba ilginç ve önemli bir oyuncu, plase vuruyor, çok sert vuruyor, tehlike bölgelerinde bulunuyor, bir forvet oyuncusundan daha fazla pozisyonla buluşuyor, Emre Akbaba, Galatasaray'a geldikten sonra çok ağır iki darbe yedi, çok uzun süre futbola uzak kaldı, Galatasaraylı bazı taraftarların gözünden ve gönlünden düştü ama bu doğru değil değeri bilinmeli Fatih Hoca'nın hakkını vermeliyiz, oyuna iki genç, Kerem ve Halil'le başlaması, gole yakın iki adam Babel ile Emre Akbaba'yı yanlarına koyması, Galatasaray hücumlarına hareket ve zenginlik getirdi, Ardalar, Falco'lar oturuyor, Keremler, Halil'ler oynuyor, ben bunu doğru buluyorum, gençler birliğinin bu dirençsiz futboluyla ligde kalması mucize olur, hücum güçleri sıfır, savunma güvenlikleri sıfırın altında, Galatasaray en rahat maçlarından birini oynadı, atabileceği gollerin en azını attı, kırıntı gibi olan umudunu Beşiktaş maçına taşıdı, ne de olsa umut fakirin ekmeği Milliyet Mustafa Muhammed bırakmış. Ömer Üründül Galatasaray ilk dakikadan itibaren oyunu karşı alana yıktı. Çok rahat pas yaparak 3. bölgeye çok adamla geldiler ama yine üretkenlik sıkıntısı vardı. Halil'in devre sonundaki 18 dışından güzel golüne kadar aklımda kalan tek pozisyon Babel'in arka direkte bomboş kaçırdığı kafa vuruşuydu. G. Birliği iyi yerleşimli bir takım savunması uyguladı ama aşırı risk alacağını bildikleri Galatasaray karşısında planladıkları geniş alan kontrataklarının hepsini berbat etmek için adeta uğraştılar. İkinci yarının başında Emre Akbaba'nın kaliteli ayak içi vuruşu ile gelen ikinci golle maç bitti, G, birliği tamamen dağıldı. Galatasaray çabuk ataklarla 90 dakikanın sonuna kadar gol peşinde koştu. Kaçırılanlar olmasa büyük fark oluşabilirdi. Sonuçta Galatasaray hırslı, tempolu bir futbol sergiledi rakibini hiç oynatmadı. İlk yarıda Babel bütün hücum aksiyonlarının içinde olan bir numaralı isimdi. Ben haftalar önce, Mustafa Muhammed bu işi bırakmış, büyük fiziki düşüş içinde, diye görüş belirtmiştim. Artık Fatih Terim de bunu iyice anlamış ki bu rahat maçta bile 84 dakika yanında oturttu, sabah. Soğukluk tüm takıma yansımış. Ahmet Çakar, Galatasaray her zamanki gibi. Çok büyük iştah yok ama kazanıyorlar. Bu Galatasaray için şampiyonluk çok zor diyebiliriz ama bir iki genç oyuncusu Galatasaray için gelecek demek. İlki Halil Dervişoğlu. Bon servis problemi giderilir mi bilmem ama giderilirse büyük kazanç olur. Attığı gol de büyük bir klas göstergesi. Topu alışı, dönüşü ve şutu. Kolay değil 21 yaşında bir delikanlı yapıyor bunları. Diğeri ise Kerem, futbolu olgunlaştıkça çabukluğu, tekniği ve oyun zekasıyla çok önemli bir yere gelebilir. Onun haricinde baktığımızda Terim Kırgın bu soğukluk oyunculara da sirayet etmiş. İlk yarı pozisyon yok. Sadece Halil'in attığı gol var. Galatasaray ikinci yarı biraz daha kıpırdandı. Akbaba'nın golü çok güzel ama asist yine Halil Dervişoğlu'na ait. Sonuçta Galatasaray gelecek haftaki Beşiktaş maçını bekliyor. Kazanmak isteyecekler, kazandıktan sonra da Beşiktaş'ın sonraki maçlarından puan kaybını. Bence artık Galatasaray'ın mücadelesi lig ikinciliği için olmalı. Yoksa Beşiktaş ile Galatasaray'ın oynadığı futbola, coşkuya, arzuya bakıyoruz çok büyük fark var. Galatasaray asla böyle değildi ama soğukluk başta Fatih Hoca'dan tüm takıma yansımış gibi görünüyor, sabah. Oynanan futbol fiyasko. Erman Toroğlu, Galatasaray diyor ki, Beşiktaş puan kaybederse bir ihtimal şampiyon olurum, ben de diyorum ki, eğer bu futbolla Galatasaray şampiyon olup Beşiktaş olamayacaksa vah Türk futbolunun haline. 90 dakika maç izledim, işkence gibi. İlk devre. Galatasaray'ın attığı golden başka pozisyon yok. O da hazırlanmış bir pozisyon değil, golü atan oyuncunun şahsi becerisi. İkinci yarı biraz daha kımıldadılar. Galatasaray'ın kadrosunda gençler birliğine göre haliyle daha iyi oyuncular var. Ama oynadığı oyun fiyasko. Sakın skora aldanmayın çünkü gençler birliği, Galatasaray kalesinde 90 dakika tehlike yaratamadı. Yani Muslera'yı hiç görmedik. Yaptığı tek kurtarış yok. Dün gece hakemlik maç olmadı çünkü kritik maç olmadı. Olsa ne olurdu bilinmez. İşte böyle bir ligimiz var. Bu işkenceyi çekmeye devam ediyoruz. Allah'tan Beşiktaş diye bir takım var da onun maçlarından keyif alıyoruz sabah. Hayaller ve gerçekler. Serkan Korkmaz lig ufak ufak şekillenince gözler de ufak ufak transfere kayıyor. Dün akşamki maçın ardından ilk önemli transferi A Milli Futbol Takımımızın yaptığını söyleyebiliriz. Halil Dervişoğlu kısa sürede sergilediği özellikleriyle önemli bir golcü olacağının sinyallerini verdi. Şenol Güneş gibi deneyimli bir hocanın kayıtsız kalacağını sanmıyorum. Galatasaray'da kimlere ne umutlar bağlandı? Şimdi kimlerle sezon tamamlanıyor? Bir dikkat çekmek istedim. İtilmiş ile kakılmıştan başlayalım. Donk ve Babel her fırsatta sosyal medya linci yiyen, Fatih Hoca tarafından en kolay yedek bırakılan isimlerdi ama dün akşam ilk 11'deydiler. Hayaller, Arda, Belhanda ve Feaoli üçlüsüydü, gerçeklerse Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Kerem. Yedek kulübesinde Efso Falco ile geleceğin büyük yıldızı Mustafa Muhammed otururken Santrfor oynayansa Halil Dervişoğlu oldu. İyi ki de öyle oldu. Ömer Bayram ve Şener'in sol ve sağ bek oluşlarının hikayesi de az buz dram değil doğrusu, fotomaç. Oyun standardı yok. Reha Kapsal, Sarı Kırmızılılar baştan sona üstün oynadıkları Gençler Birliği deplasmanında galip gelerek derbi öncesi moral kazandıkları gibi matematiksel olarak da yarışı son haftaya kadar bırakmayacağını gösterdi. Bu maçta 3 puan almalarına rağmen hala bir oyun standardının oturmaması özellikle hücum organizasyonlarının oyun değil oyuncu üzerinden çözülmesi ise kalan 3 maç için saha içindeki en büyük sorunları olmaya devam edecek, foto Fatih Terim derbiyi düşündü. Feyyaz Uçar, Forvet'te iki tane pırıl pırıl çocuk var, Halil ve Kerem. Kerem solda daha etkili oluyor gibi, onun oyun gücüne biraz daha yatkın gibi. Solda Babel ve Arda abisi var, biraz daha bekleyecek herhalde. Biz abilerimizin duşunu bile bekliyorduk duşa girmek için. Emre Akbaba çok keyifli bir performans gösterdi, attığı gol klas bir gol, kalecinin yapacak bir şeyi yok. Keza aynı şekilde Halil'in şutu da tam bir golcü şutu, golcüler hafif yana çeker, açıyı yakalar ve kalecinin uzanamayacağı yere gönderir, o da takdir edilecek bir gol. Taylan yine göbeği doldurmaya çalıştı, oyuncu değişiklikleri derbiye yönelik değişikliklerdi. Hem alternatifi çoğaltmak ve hem de rotasyonda oyuncuları diri tutmak adına. Beşiktaş'ın 7-0'lık galibiyeti sonrasında bir moral oldu Gençler Birliği. Derbi keyifli olacak diye düşünüyorum. Takibe devam ediyor. Ayhan Akman Galatasaray son 3 maçta 3 galibiyet aldı. Son 5 maçta 4. galibiyet. Uzun bir aradan sonra bir seri yaptı. Bir 8'de 8 hatırlıyorum. Sonra bir düşüşe geçiş. Şimdi 5'te 4 ile aslında zirve takibini devam ettiriyor. Son 3 maç kaldı. Oyuncular için bir fırsat. Halil fırsatı değerlendirdi. Emre Akbaba ve Kerem değerlendirdi. Emre Kılınç sezon başından beri en çok oynayanlardan biri ve ben görevini yaptığını düşünüyorum. Tayland'a beklentisi olmayan bir oyuncuydu, ilk 11 kabul edilmiyordu ama çıktı ve 6'yı Türkiye'de en iyi oynayanlardan oldu. Josef'i oradan alırsak, Tayland Ligi'nin en iyilerinden ve Türk olması da avantaj. Gelecek sezonun planlamalarına şu andan itibaren girilmiştir, bu oyuncular da kaderlerini çizmeye başladılar, çoğunun hanesine pozitif yazdığını düşünüyorum. Şüpheye yer bırakmadı. Ali Gültiken, maçın ilk dakikasından itibaren Galatasaray şüpheye yer bırakmadı. Gençler Birliği ne yapabildi, neye gücü yetti? Kendi adlarına bir mücadele ortaya koyuyorlar ama sezon başından beri yaptığımız tespitlerde ofansif bölgede sıkıntı yaşadıklarının altını çizmiştik. Galatasaray gibi topla oynayan bir takımla mücadele etmek de kolay değil. Kerem topa sahip olabiliyor, Babel keza aynı şekilde. Bence bu işin en önemli noktası da Halil. Oynadığı haftalarda gelişimi bizleri çok mutlu ediyor. Galatasaray'daki performansı önemli, milli takım için bir yeni santrfor endişesi vardı. Gözü kapalı alıp, kadroda tutabileceğiniz bir oyuncu. Gençliğinin ötesinde olgun oynuyor, usta gibi oynuyor. O bölgede baskı altında oynamak zordur, devamlı ensenizde bir oyuncu var, hem sakin kalabiliyor, hem de oyunu yapabilecek teknik kalitesi var. Topa sahip olduktan sonra doğru oyunu oynayabilmek de önemli. Bunların hepsini yapabilen, gol vuruşu da olan bir oyuncu. Halil Dervişoğlu, o güveni oluşturdu. Ben Kerem'i de seneye 11'e yazarım, 11 olmasa 11,5 ya da 12 olur. Formayı verdiğinde %50 mi, 60 mı oynar diye bir şey yok. Emre Akbaba varsa vazgeçemezsin de, sakatlıkları falan oldu ama yapmış bir oyuncu. Seneye başkasını bulalım diyemezsin kolay kolay. Sahaya sürdüğünde oyunu etkileyebilecek bir oyuncu. Kolay değil aslında bu karar. Galatasaray'ın bundan sonraki planlamasında Türk oyuncular açısından baktığımızda, Halil'i, Kerem'i, Ömer Bayram'ı, Taylan'ı, Emre Kılınç'ı önemli oyuncular ve Galatasaray içinde olması gereken oyuncular, öyle gözüküyor.